Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce bir ön muhasebe eğitimi başlatmıştık arkadaşlar. Programı çok kapsamlı aldık. Gelen yorumlardan da çok kişinin takip etmekte zorlandığını gördüğüm için kapsamı bu sefer daha dar tutarak yeni baştan bir ön muhasebe programı serisine başladık. Bu ikinci dersimiz olacak arkadaşlar. İlk derste stok kaydetmeyi anlatmıştık. Bu derste de stok listelemeyi anlatacağım. Biraz ders saatlerinin de süresini kısa tutmam konusunda bazı arkadaşların görüşleri vardı. Gerçekten de fazla uzatmadan. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir forma oluşturuyorum. Formumu şu şekilde genişletiyorum. Ondan sonra formun ismini FRM stok listesi diyorum. Ondan sonra caption'ı stok listesi diyorum. Hemen buranın üzerine arkadaşlar bir list view alıyorum. Daha önce list view'i nasıl eklediğimizi anlatmıştık. O dersleri takip ederseniz list view'i buraya nasıl getirdiğimizi tekrar etmeye gerek yok. Hemen buraya birkaç tane buton alacağız arkadaşlar. Bir tane buton çizdim. Butonun caption'ını siliyorum. Tool tip tekstini arkadaşlar buraya yeni stok diyorum ya da stok ekle diyorum. Ondan sonra şunun bir kopyasını yanına alıyorum. Buraya güncelle diyorum. Tool kontrol tip tekste yazıyorum arkadaşlar. Mouse üzerine gelince gözükecek. Buna sil diyorum. Kaydet, güncelle, ekle var. Evet. Sil. Bir de kapat diyorum. Kapat. Şu butonları şöyle sağ tarafa aldım. Hemen bunların üzerine gerekli imajlarımızı alalım. Picture'a geliyorum arkadaşlar. Burada yeni eklemek için hangisi olabilir? Hangisini kullanabiliriz? Yine sağ olsun Necati Bey bize yeni ikonlar da gönderdi. Yeni. Şu ekleyi kullanabiliriz. Güncelle içinse arkadaşlar şunu kullanalım. Sil için Necati Bey'in ikonlarından şunu kullanabiliriz. Yine kapat içinde aynı yerde bir kapat. Şu kapatı da kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi her üçünü tam butonların ortasına getirmek için şurada picture position'ı 3 yapıyorum. Bir de bunların arkasında beyaz bir renk var arkadaşlar. Butonların rengini de beyaz yapacağım şimdi. Tamam. Burası tamam. Bir de şuraya bir status bar alıyorum. Status barı da şuraya çizeceğim. Şöyle. Hemen şunun custom'ına geliyorum. Buraya stok sayısı diyorum. Sayısı 2 nokta üst üste. Bir insert panele tıklayarak yeni bir panel daha oluşturdum. Bunun gelişti. Buraya da bir şey yazmıyorum arkadaşlar. Bakın burada index 2'de hiçbir şey yazmıyorum ve tamam diyorum. Evet, bunu da yazdık. Şimdi hemen list view'imizin ismini LST stoklar diyorum. Ve yine bunun custom'ına gelip şurada kolon headers'a geliyorum. Insert kolon diyorum. Buraya ID diyorum arkadaşlar. ID ve genişliğini 0 yapıyorum. Görünmesini istiyorum. Yine insert'a bastım. Stok adı genişliği 245 olabilir mesela. Yine insert birimi bunun genişliği arkadaşlar 50 olabilir. Insert alış
fiyatı bunun genişliği 100 olsun. Yine insert satış fiyatı diyorum. Bunun da genişliğini 100 yapıyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi ne dedik? 245 stok adı artı 50 birimi artı 100 yani artı 200 diyelim. Toplam 495. Şunun genişliği 495 yapabiliriz. Bit. 495 yapalım ya da 500 yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir çalıştırdığımız zaman bir de şöyle bir şey unuttuk arkadaşlar. Başlıkların görünmesi için şöyle bir ayar daha yapmanız lazım custom'dan. Şurada view kısmına report'u seçiyorsunuz. Aynı zamanda scroll bar oluşsun. Satır full seçilsin. Grid çizgileri gözüksün. Bir de üzerine gelince de işaretlensin. Bunları da işaretliyoruz. Uygula. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi tam olarak hemen hemen uydu. Bak tam 495'e göre ayarladık. Uydu. Yani genişliklerin toplamı grid'in genişliği olarak ayarladım. Tamam. Şimdi stok listemiz bu şekilde karşımıza geldi arkadaşlar. Hemen ne yapıyorduk? Formun içine giriyorum. Formun query clause'unu arkadaşlar. Form çarpıyla kapanmasın diye. Şurada query clause'a ne yazıyoruz? Eğer clause mode eşittir bir eşit değil biri ise then cancel eşittir 1 diyorduk. Sonra şunlara isim vermemiz lazım. Buna btn yeni diyorum. Şuna btn güncelle. Şuna btn sil. Şu butona da btn kapat diyorum. Hemen şu kapat butonu içine girip unload me, unload me diye yazıyorum. Bir de arkadaşlar şuraya bunu status bar demişiz. ST bar diyelim. Bunun ismi ST bar olsun. Bunun birinci paneli, ikinci paneli. Hemen yine bunun initialize kısmına, formun initialize kısmına geliyorum. Nerede initialize kısmı? Şurada. Diyorum ki ST bar nokta panels 2 nokta text eşittir lst stoklar nokta list item nokta count arkadaşlar. Dolayısıyla çalıştırdığım zaman bakın stok sayısı şu anda 0 burada gözüküyor. Şunun üzerine beklediğin zaman stok ekle, güncelle, sil, kapat. Hani bunu da kontrol tip text'te yazdığımız için bu şekilde burayı da hallettik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Daha önce girdiğimiz stoklarımızı listeleme. Stoklarımız nerede? Stoklarda, stoklar diye bir sayfada arkadaşlar. Bu sayfa ismi de kopyalıyorum. Geliyorum. Yine bu formun initialize kısmına stok listele diye bir prosedür oluşturdum. Hemen sub diyorum. Stok listele. Şu yukarıda yazdığım stok listelerinin aynısını getirdim, yazdım buraya aynı isimde. Şimdi hemen dim x as long diyorum. Yine dim stk diyorum arkadaşlar. Stokun stk'i as list item diyorum. List item. Ondan sonra listeyi temizliyorum arkadaşlar. LST stoklar nokta list items nokta clear diyorum. Listeyi her seferde temizletmemiz lazım. Ondan sonra bir döngü oluşturuyorum. For x eşittir 2 to yine 1 milyona kadar. Böyle yazıyorum. Buraya da next diyorum. Aslında şöyle de yapabilirdik.
dim x bir de virgül ss diyebiliriz arkadaşlar buraya. Son satır. Yani 1 milyona kadar gitmesin ya da gitsin ya bir şey olmaz. Böyle kalsın arkadaşlar. Ben bu tarzı seviyorum. Böyle yapıyorum. Evet. Şimdi burada diyorum ki eğer sheets arkadaşlar sayfa stoklar sayfasındaki A'nın x'i nokta value eşittir boş ise ne diyoruz? Exit for diyoruz. Bir kere son satırı bulduğu zaman da döngüden çıksın istedik. Şimdi bir set edeceğiz arkadaşlar. Burada STK'yi set ediyoruz. Eşittir. LST stoklar. Nokta ne diyeceğiz arkadaşlar? List items nokta et ekle. Burada bizim ekleyeceğimiz text'tir diyoruz. Eklemek burada ekleyeceğimizin bir text olduğunu söylüyoruz ve sheets ilk sıfırıncı kolonun sheets stoklardaki range a'nın x'i olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi onun ilk başlangıç sütununu burada set ettik. Bundan sonrası artık sub item'la tek tek göndereceğiz artık. Burada STK yazdığım zaman bu şuradan şuraya kadar hepsini temsil edecek arkadaşlar. STK nokta sub item. Bunu bir yan yani alt sütunu aslında sağ sütunu anlamına da geliyor. Birinci sütununa neyi ekleyeceğiz? Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Sheets stoklar sayfasının nokta beninci sütunu yani stok adı. Beninci sütunu nokta valüsünü buraya atacağız. Bunu hemen kopyalayıp bu stok adıydı. Şu üsttekine ID gelecek arkadaşlar. Şuradaki A1 yani A sütununda ID gelecek. Yani şuraya bakın şuradaki custom'ı açtığım zaman şuradaki birinci indekse şu gelecek arkadaşlar. Şuradaki değer gelecek. Bundan sonra şunu yapıştırıyorum. Stok adı, birimi, alış fiyatı, satış fiyatı. İkinci kolon, üçüncü ve dördüncü kolona şuraya C sütunu, D sütunu ve E sütunu gelecek dedik arkadaşlar. Ondan sonra next dedik. Şimdi next'in dışına da şuraya tekrar status bar nokta panels 2 nokta text arkadaşlar eşittir. Aslında keşke şunu şöyle yapsak. Bak ben burayı sileyim. Şuraya şu yazdığımız var ya arkadaşlar. Bunu buradan keseyim. Buraya stop sayısı göster diyelim. Şuraya bir stok sayısı göster diyelim. Ve şu satırı buraya yapıştıralım. Ve şu prosedürü buraya alalım. Aynen şu next'in altına. Dolayısıyla her seferinde stok sayımızı da bize gösterecektir. Şimdi tabii bu stok listesini bir çalıştırayım isterseniz. Gördüğünüz gibi hemen burada TV. Bak mesela şurada seçtiğim zaman şurayı iki açıyor ya. Bunun sebebi de şu. Burada custom'ı açtığınız zaman şu unlock kolon recorder'ı işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla artık buraya tıkladığınız zaman o gizlediğimiz ID gözükmeyecektir. Bir dakika niye yaptı?
Şurada. Hide Selection'i gösterme diyeceğiz arka gizlediğimiz bir nevi. Tamam. Şimdi bu yaptığımız arkadaşlar formu da hemen ana forma bağlayalım. Biz daha önce ana formda stok kayıt dediğimiz zaman şu direkt geliyordu. Biz bunu değiştireceğiz mecbur arkadaşlar. Bunun ismini de stok işlemleri diyelim. Ya da stoklar diyeceğiz. Stok listesi diye diyelim isterseniz. Stok listesi ya da stok işlemleri diyebiliriz. Stok işlemleri diyelim. Bu stok işlemlerine tıkladığımız zaman şimdi ne açıyor? FRM stoklar nokta show açıyor. Bunu silelim. Bunu keselim buradan. Ne açılsın bunun yerine? FRM stok listesi nokta show olsun. Sonra stok listesindeki şu yenide ise stoklar nokta show olsun arkadaşlar. Bu şekilde ayarladık. Hemen programımızı şu ana sayfadan açalım. Programı aç, stok işlemleri ekle. Hemen buraya ütü diyelim. Ütü birimi adet alış fiyatı 450 satış fiyatı 650 kaydet ve stok kaydedildi ama listelenmedi. Demek ki biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk arkadaşlar? Stokları listelerken şu stok listele kaydederken şu stok listeliği de kullanmamız lazım. Nerede? Stoklarda. Şuradaki kaydette kaydete bastığımız zaman bakın en sonda şuraya aynen şuraya şu mesaj gelmeden önce FRM stok listesi nokta stokları listele. Stok listele. Buraya yazmamız lazım ki kayıttan hemen sonra kaydettikten hemen sonra stokları listelesin. Bir daha bir deneyelim. Programı aç dedim. Stok işlemleri dedim. Ekle dedim. Mesela fırın diyorum. Fırın. O da adet olsun. 1800 2200 diyelim. Bakın stok kaydedilmiş mi? Evet dedim. Hemen arkada bakın listeledi. Ondan sonra stok kaydedildiği mesajı geldi gördüğünüz gibi. Fırınımız burada. Burası niye gözüküyor ya? Şunun özelliklerinde değildi ama şunu işaretliyorduk. Heh. Şunu da işaretleyelim. Sanırım böyle olması lazım. Bir daha bakalım. Şöyle el işareti olduğu zaman o ilk sütun gözükmüyor arkadaşlar. Yani ilk sütundaki o gizli ID'nin görünmemesi için şu hot tracking'i seçmemiz gerekiyor. Evet, bunları da bu şekilde ayarladık. Şimdi ana formumuzu biraz daha değişik bir şekil verelim. Buraya bir grid alıyorum. Bir frame aldım arkadaşlar. Frame'i şöyle yaptım. Genişlettim biraz. Böyle sildim. Frame'in zemin rengini şu renk yapalım. Ya da mavi renk olsun. Şu butonu da buraya alalım. Stok işlemleri. Buraya bir picture alabilirsek. Var mı stokla ilgili? Stok. Şu sepeti alabiliriz arkası. Arkadaşlar stok işlemleri böyle olsun. Şimdi bir sonraki derste arkadaşlar cari işlemleri yapacağız. Cari işlemler diyelim.
Hemen bunu da ikonunu değiştirmeye çalışayım. Bir insan şekilleri olsaydı mesela. Cari işlemler diyeceğiz. Ondan sonra formumuzu bu şekilde biraz daha genişleteceğiz. Formun caption'ına da ön muhasebe programı diyelim. Bir tane kapat butonu yapalım. Şuraya programı kapat. Ve ikon olarak da şu kapı şekli olanı seçelim. Yine formun query close olayına if close mod eşit değil bir ise cancel eşit bir dedik. Yani artık sadece istediğimiz butonlara tıklanınca kapatmasını sağlayacağız. Buna da btn kapat ismini verelim şuna. Btn kapat. Hemen bunun içine unload me dedik. Unload me dedik. Evet, şimdi ne kadar süremiz oldu? 29 dakikamız var. İsterseniz arkadaşlar hangisini yapalım? Güncellemeyi yapalım. Şimdi şurayı çift tıkladığımız zaman bunun double click olayına geliyorum. Ve buraya stock güncelle yazıyorum. Tabii burada bir prosedür oluşturacağım. Stok güncelle, tabi başına sub yazacağım arkadaşlar. Stok güncelle. Gördüğünüz gibi stok güncelle diye bir prosedür oluşturdum. Hemen yazıyorum frm stoklar nokta txt id eşittir id nokta value eşittir lst stoklar nokta selected item diyoruz. Sonra frm stoklar nokta txt stok adı nokta value eşittir lst stoklar nokta selected item nokta sub items 1 diyoruz. Şunu seçiyorum, kopyalıyorum, yapıştırıyorum 3-4 tane. Stok adından sonra txt şey combo box demişti galiba. Combo box birimi. Combobox birim nokta value eşittir. Bu da 2 olacak. Sonra txt alış. Şurada txt satıştı. Şurası da 3. Şurada 4 olacak. Son olarak burada frm stoklar nokta show diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir stok listesindeki güncellenin içine giriyorum. Güncellenin içine de neredeyim ben şu anda? Buraya stok güncelle diyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Ne demek istedik? Yani burada stok işlemlerinde herhangi birini çift tıklarsanız da arkadaşlar burayı görüntüler veya seçip güncelle dediğin zaman bakın herhangi mesela ütüyü seçiyorum. Güncelle ütüyü burada getiriyoruz. Selected item olduğu için seçileni hemen buraya çağırıyoruz arkadaşlar. Tabi burada bir şey yapmamız lazım. Bakın çok önemli bir şey yapacağız arkadaşlar. Özellikle programlamanın mantığı için çok mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şimdi şu butona tıkladığım zaman ya da daha doğrusu şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu form açıldığı zaman niçin açıldığını bildirmemiz lazım. Yani bu acaba yeni bir kayıt için mi açıldı yoksa güncelleme için mi açıldı?
veya silme için mi açıldı? Dolayısıyla en üstte şuraya global tanımlama yapıldığı yer. Buraya diyorum ki public diye yazıyorum. İşlem diyorum. İşlem as integer arkadaşlar. Eğer integer derseniz veya byte derseniz mesela byte diyelim. Byte ve bu değişkenleri tanımlarken mesela byte 0 ile 255'e kadardır arkadaşlar. Yani 255, 256. bir işleminiz varsa mesela 1 ise şunu yap, 2 ise şunu yap, 3 ise bu şunu yap. 256. işlem yapacaksanız bu byte olmaz. Örneğin. Yani 255 farklı işlem yapacaksanız buraya byte tanımlayamazsınız. Bu durumda integer diyeceksiniz. Yani mesela bu da 3 milyar küsüre kadar gidiyor. Eğer 3 milyardan fazla değişik işlem yapacaksınız, bu sefer işte long diyeceksiniz. Yani ben bir long tanımladığım zaman içim yanıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben RAM'de geniş bir alan ayırdığını biliyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yapacağınız şeye göre arkadaşlar değişkenleri tanımlamanız lazım. Mesela ben byte diyeceğim buna. Byte dediğim zaman içim daha rahat. Çünkü RAM'de 255'e kadar yani küçük bir alan ayırmış oluyorum. Integer dersem daha büyük bir alan ayırmış olurum. Yani bir nevi şuna benziyor. Siz örneğin lokantaya gideceksiniz. Telefon açıyorsunuz. Bize 4 kişilik bir yer ayır. O lokantada 4 kişilik bir masa ayrıldı. O lokantanın içi bilgisayarınızın RAM'i olarak düşünün. Orası dolsa da dolmasa da orada oraya insanlar gidip otursa da oturmasa da lokanta sahibi orada 4 sandalyelik 4 bir masa ayırdı size. Ya da siz dersin ya biz 8 kişi geleceğiz. Dolayısıyla 8 kişilik yere ayırır. 10 kişi geleceğiz. Yani mesela ben burada işlem ne olabilir? İşte yeni işlem, yeni güncelle. Mesela diyeceğim ki işlem eşittir 1 diyeceğim. Mesela yeni de 1 diyeceğim. İşlem eşittir 2, güncellemede 2 diyeceğim. İşlem eşittir 3 diyeceğim silme için mesela. Dolayısıyla yani byte, bakın şuradaki byte küçüktür integer, o da küçüktür long, o da küçüktür işte double, böyle gidiyor arkadaşlar. Örnek olarak yani değişken tanımlarken ihtiyacınıza göre değişken tanımlayacaksınız. Aksi halde RAM'inizi gereksiz yere şişirmiş olursunuz. Burasına zaman içinde daha fazla değineceğiz arkadaşlar. Ben burada işlem diye bir değişken tanımladım. Bakın. Stok listesinde yeniye tıkladığım zaman, şuradaki butona tıkladığım zaman burada diyorum ki FRM stoklar, FRM stoklar sayfasındaki işlem eşittir 1 diyorum. Yeniye 1 atadım. Bir de mesela şurayı çift tıklıyorum. Mesela güncelle. Burayı çift tıkladığım zaman şöyle diyorum. FRM stoklardaki işlem eşittir 2 diyorum. Aynı şeyi şuraya da yazıyorum. Bakın. Çünkü güncellemeyi çift tıklayarak da açabilir. Şu butona tıklayarak da açabilir. Ben aynısını burada da diyorum. İşlem 2 diyorum. Dolayısıyla bakın. Ben şu anda burayı açtım. Şuraya bastığım zaman bilgisayar burada yeni bir kayıt için geldiğimi anlıyor. Şuraya çift tıkladığım zaman güncelleme için geldiğimi anlıyor. Şimdi ben bunun bakın şöyle yapıyorum. Bu stokların initialize kısmına, activate kısmına. Şu activate kısmına geliyorum. Diyorum ki eğer işlem eşittir 1 ise btn yeni btn kaydet nokta caption eşittir kaydet. Eğer işlem eşittir 2 ise btn kaydet nokta caption eşittir güncelle.
Bakın şimdi arkadaşlar, ben formu açacağım. O işleme göre şekil alacak benim butonum. Bakın. Yeniye basıyorum. Burada kaydet var. Güncelleye basıyorum. Burada güncelle var. Bak. Yenide kaydet. Burada ise güncelle. Çünkü ben bu form açılmadan önce şu form açılmadan önce ne işlem yaptığını söyledim ona. Yani güncelle için, bak şu anda kaydettir burası. Şurası da güncelle. Hatta istiyorsanız şöyle de yapabiliriz ama süremizi aştık galiba. 30 dakikayı geçti. Neyse, bir sonraki derse arkadaşlar, hatta güncelleyi de şimdi yapalım da dersi bitirelim. Şimdi geliyorum şu kaydet butonu içine. Burada şu aşağıdaki nedir arkadaşlar? Şurası benim kaydet olayımdır. Benim kaydedim. Ben bunu kesiyorum. Şuraya aşağıya sub kaydet diyorum. Buraya da sub güncelle diyorum. Kaydetim zaten hazır. Buraya yapıştırdım. Güncelle de aslında kaydet gibidir. Güncellenin içine de kaydeti yapıştırdım. Sadece burada bir şeyler değiştireceğim. Burada stok kaydedilsin mi diye soruya stok güncellensin mi diyorum. Ve şu arka içerideki başlığa da güncelle yazıyorum. Tamam. Şimdi burada dikkat ederseniz ben burada yeni bir satır açtırıyorum. Güncellede bu yeni satır açtırtmayacağız. Burayı siliyorum. Stoklardaki güncelleyi nasıl anlayacağız? Tabii bir de şurada ayarlarda bir sayı arttırmışım. Bu sayıyı da arttırmıyorum güncellede. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir döngü ile şeyi bulacağım arkadaşlar. Bakın. Şuraya dim x as integer diyorum. 3000 tane fazla stok olmayabilir. 3 milyardan fazla. Şimdi burada diyorum ki for x eşittir 2 to yine her zamanki döngüm. Next'te yazdım. Diyorum ki eğer arkadaşlar şu değer var ya şu. Eğer stoklardaki a'nın ikisi değil a'nın x'i değeri eşittir tx'te id ise then bir de bir if daha yazmam lazım. Hani boş ise çıkması için. Eğer a'nın x'i boş ise then exit for. Tamam. Şimdi şuraya ben bunu niye tanımladım? Dedim ki stoklar sayfasındaki A'nın ikisine bak. ID'ye eşit mi? A'nın üçüne bak. ID'ye eşit mi? Yani şuradaki ID arkadaşlar. Şuradaki ID'ye. Şu 5 yazan ID'ye. Eşit mi? Ondan sonra nerede kaldık? Şurada kaldık. A'nın dördüne bak, ID eşit mi? Neyse eşittir. Burada eşit olduğunu gördüğü zaman, bakın ben buradan hepsini buradan alıyorum. Buradan kesiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tab tuşuyla içeriye alabiliyorum arkadaşlar. Bu sefer şu ID'ye ihtiyacım yok. ID'ye karışmayacağım. Yani as burayı karışmıyorum. Sadece şuraya X diyorum. C'nin x'i diyorum. D'nin x'i ve E'nin x'i diyorum arkadaşlar. Sonra formu kapat, stok güncellendi desin. Ondan sonra bir listeleme işlemi yapmam lazım burada arkadaşlar. Yani şurada çıktıktan sonra buraya geldikten sonra exit for diyeceğim. Şurada exit for. Çünkü bir işi kalmadı. For'dan çıksın. For'dan çıkınca şuraya geliyor. For'dan çıktığı zaman buraya gelecek.
Burada da diyorum ki FRM stok listesi nokta listele. Stokları listele. Stok liste. Aslında bunu buraya değil de şuraya. Ha burada var zaten arkadaşlar. FRM stok listesi stokları listele zaten burada var. Bir daha yazmama gerek yok. İşlem bitti. Bakın. Ne yaptım burada? Farklı olarak ne dedim? Güncelede işte sor dedik. Tabi bir de bir dil sor as byte diyelim buraya da. Şimdi stok güncellensin mi diye soracak. Sonra bir döngüyle işte stoklardaki A'nın X'i boş ise döngüden çıkacak. Şuradaki şartımız şu döngüden çıksın diye. Sonra stoklardaki A'nın 1'i veya 2'si veya 3'ü neyse I diye eşit olduğunu gördüğü anda ne yapacak? Stoklardaki artık B'nin 3'ünde mi buldu, 4'ünde mi buldu? Buradaki değeri formdaki değerden alacak. Burada işte birimi C'ye atacak, alışı D'ye atacak, satışı da E'ye atacak, formu kapatacak. Stok güncellendi. Güncellendi diye bir mesaj yazacak. Sonra stok listesindeki stokları listeleyecek ve mesajı görüntüleyecek ve bitti. Şimdi ben şu butonda ne dedim arkadaşlar? Bakın kaydetin içine girdiğim zaman tabii buradakilerin amacı hani boş ise geç eksik bilgileri eksiksiz giriniz diye yazmıştık. Şimdi burada diyeceğim ki eğer işlem eşittir 1 ise kaydet ve exit sub. Kaydet ve çık. Eğer işlem eşittir 2 ise güncelle exit sub. İşte benim tüm anlatmak istediğim buydu. Yani bu butona basıldığı zaman 1 ise kaydetme işlemi yapacak, 2 ise güncelleme işlemi yapacak. Hemen bakalım. Ben buraya geldim. Şuradan şuraya bastım. Mesela şu TV'yi biraz V'yi uzatalım. Bakın güncelle diyorum. Stok güncellensin mi? Evet. Şurada bir hata verdi. Overflow dedi. Niye? Çünkü ben X'i integer dedim ve buraya da 100.000 demişim. 1 milyon demişim. Bu sınırı aştı. Bunu long dememiz lazım. Şimdi bir daha bakalım. Şu TV'ye gelip güncelle diyorum. Hatta bunun fiyatını isterseniz 2000 yapalım. Güncelle dedik. Ve güncellemedi mi? Allah Allah. Nerede hata yaptık ya? Stok listesi. Eğer işlem 1 ise kaydet. Eğer işlem 2 ise güncelle. Şimdi gelelim güncelleye. Ne eksik var orada? Stok güncellensin mi diye sordu. Doğru. A'nın x'i boş ise çık dedik. Eğer A'nın x'in değeri tekste i diye eşit ise şunları yap, çık, stoklar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar nerede hata yapmışız. Mesela ben fırını çift tıkladığım zaman 4 geldi. Şunu hiçbir şey yapmıyor sanki. Niye yapmıyor ya? Bir dakika arkadaşlar şöyle kaydete geleyim. Eğer işlem 1 ise kaydet 2 ise güncel. Tam güncelleye geliyor zaten de. Güncellede soruyu da soruyor. If sor eşittir no ise exit sub tamam. Şuraya giriyor. Aslında arkadaşlar şuraya TX, trim yazarsak iyi olacak arkadaşlar.
Şuraya sanki şuradan şüpheleniyorum ben buradan. Trim, şurada da bir trim yazalım. Bir daha deneyelim çünkü hiçbir hata göremiyorum. Hiçbir hata göremediğim için o trim komutu ütü diyelim. Güncelle diyelim. Evet diyelim. Bak bu sefer güncelledi gördüğünüz gibi. Sadece trim arkadaşlar boşlukları atıyor. Yani tam eşitliyor birbirine. Dolayısıyla evet günceleyi de yaptık arkadaşlar. Biraz kafanızı yine karıştırdım sanki. burayı biraz daha tekrar edeceğim gelecek derste. Çünkü çok önemli burası. Yani buraya kadar geldiğimiz nokta çok önemli. Buraya kadar anladıysanız tam olarak bundan sonrasını da epey bir anlayacaksınız. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.